Değerli başkan, değerli misafirler, değerli öğrenciler. Gerçekten İstanbul Üniversitesi'nde neredeyse 25 senemi doldurdum. Öğrenciliğimi de eklerseniz 30 senedir bir geçmişim var. İlk defa Edebiyat Fakültesi'nde konuşuyorum. Bunun heyecanını, bunun imkanını bize sağlayan başta Auzef Dekanımıza ve Dekan Yardımcımıza ben teşekkür ediyorum. Edebiyat Fakültesi'nde de bir konuşma yapmış oldum. Bu kıvancı, bu mutluluğu yaşıyorum. Gerçekten güzel ortamlar, tarihi ortamlarda ders anlatmak da güzel, ders dinlemek de güzel. Bu tarihi çatının altında bulunmak her şeyden güzel. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabii sismik güvenlik oldukça önemli bir konu. Biliyorsunuz son zamanlarda sismik güvenlik açığı ortaya çıktı. İşte Ermenek'te, Soma'da meydana gelen çöküntüler, insanlarımızın sismik güvenlik izleme ağının olmamasından dolayı ölümle neticelenen kazalara kurban gitmesi gibi önemli hadiseler var. Tabii ki sismik güvenlik kavramı altında sizler her şeyi ekleyebilirsiniz. Sınır güvenliğini ekleyebilirsiniz, maden güvenliğini ekleyebilirsiniz, baraj güvenliğini ekleyebilirsiniz ve petrol üretim sahalarının güvenliğini ekleyebilirsiniz. Yani sismik güvenlik başlı başına seismic safety denen bir konu. Ucu nereye koyarsanız oraya kadar giden bir konu. Bu konuda Savunma Bakanlığı'na sınır güvenliğinin sağlanmasına sismik güvenlik teknolojisi başlıklı bir proje başlığını verdim. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na barajlarda güvenliğin sağlanması, sismik güvenlik teknolojisi sağlanması konulu bizzat proje teklifini verdim. İstanbul Üniversitesi olarak Savunma Bakanlığı'na, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kapılarına kadar bizler projeyi elden teslim etmek için gittik. Bir akademisyen ve üniversite öğretim üyesi olarak bizler hem gidiyoruz hem de kendi bulunmuş olduğumuz bu mekanlarda böyle önemli, böyle tarihi toplantılar düzenleyerek Türkiye'nin gerçeklerine, Türkiye'nin jeopolitikalarına ve Türkiye'nin geleceğine damga vuran bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Evet, benim başlığım genelde ana başlıklar arama, enerji, güvenlik. Ben teşekkür ediyorum. Bazen son konuşmacı olmak önemli fırsatlar sağlıyor. Arama konusu, enerji konusu oldukça kapsamlı şekilde anlatıldı. Tabii ki ben hızlı bir şekilde kendi uslubumla bunlara da bir vurgu yapmak istiyorum. Türkiye arkadaşlar ve dünya yere bağlı, yerin altındaki kaynaklara, enerji yataklarına bağlı bir dünyada yaşıyoruz. O bakımdan yer bilimi, yer bilimi mühendisliği ya da yer bilimi ile ülkemizin gelirlerine, ekonomisine katkı sağlayacak TEPA gibi kamu sektöründeki kurumlar, işte Alaaddin, Midilis gibi özel sektördeki kurumlar bize önemli yarar sağlayacak buluşlar yapma potansiyeline sahipler. Ama gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin cari açığının ben nedenini buldum. Türkiye'nin cari açığı 63 milyar dolar. TEPA'da 60 milyar dolar üretmesi gerekiyormuş. Üretmediği için demek ki TEPA'nın verimsizliği bize ne yapıyor? Cari o açık olarak geliyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir açık noktanın TEPA'ya fatura edilmesi fırsatını bana verdiğiniz için TEPA'ya kalkarsa Türkiye'nin borcu kalmayacak. Bir açık kalmayacak. Açık olarak bunu burada TEPA'nın yetkilisi söyledi. İnşallah TEPA'da gelişmiş Avrupa Birliği ülkeleri standardında bir çalışma yapar. Halka arz ise halka arz etsin. Yeter ki Türkiye'nin bize ödetmiş olduğu bu faturaların bir kısmına, önemli bir bölümüne katkı versin. Tüm arzumuz bu. İnşallah ne zaman olur? 2023'te mi olur? 2053'te mi olur? 2071'de mi olur? Bir sürü Türkiye'nin hedefleri var. İnşallah birinde olur ve tutturur. Biz göremezsek dahi çocuklarımız daha az borç yüküyle yaşar ve o imkanlar eğitime ve bilime harcanır diye düşünüyorum. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar, Türkiye'nin enerji durumunu sayın benden önceki konuşmacılarımız bahsetti. Petrolde %40 oranında bir ihtiyacımız, %93 oranında da bir ithalatımız var. Diğer dallarda işte doğalgaz,
ve kömürde de görüyorsunuz. Kömür de en iddialı, sanki dünyanın en büyük kömür yatakları bizde. %50 ithal ediyoruz. İşte doğalgaz en iddialıyız. İşte Türkiye nedir? Tüm enerji kavşağı oldu diyoruz. %100 ithal ediyoruz. Petrol zaten dediğim gibi %93 ithal ediyoruz. Yani yerin altında çıkan bütün kaynakları Türkiye'nin sınırları dışından ithal ediyoruz. Tam bir ithalat kavşağında, bir ithalat ikamesiyle yönetilen bir ülke durumundayız. Evet arkadaşlar, petrol ithalatının ülkelere göre dağılımı, yakın komşularımızdan ithal ediyoruz. Bilemiyorum, Hindistan'dan da ithal ettiğimiz bilgisi burada var. Demek ki Türkiye ithal eden bir ülke, Hindistan'dan %5 oranında da olsa ithal eden bir ülke. Türkiye demek ki dışa bağımlı bir ülke. Enerji olarak dışa bağımlı bir ülke. Dışa bağımlı olmaktan bizi kurtaracak tek şey yerin altını görmek arkadaşlar. Tek şey TEPA'yı ayağa kaldırmak. Tek şey MEYTA'yı ayağa kaldırmak. Başka bir çözüm ben göremiyorum ve öneremiyorum. Evet, görüldüğü gibi artışlar yeraltı enerji arama aşamaları oldukça kapsamlı. Yeraltı mühendisliği multidisipliner bir mühendislik. Bizler boşuna yer bilimi fakültesi İstanbul Üniversitesi kurulsun demiyoruz. Çünkü yerin altına bağlıyız. Yerin altını bizler multidisipliner bir çalışma yapacak bir fakülte altında çok rahat yapabiliriz. Türkiye'de yer bilimi fakültesi olmaması yerin altına ne kadar önem verdiğimizi ya da vermediğimizi göstermesi açısından da üzerinde durmamız gereken önemli bir konu, önemli bir durum arkadaşlar. Bugün Petrol Üniversitesi var ki ben orada çalıştım. King Fahd Petrol Üniversitesi. Amerika'da 3-5 tane maden üniversitesi var. Nevada Mine School'u var. İşte Utah Mine of School'u var. Bir sürü maden üniversitesi var. Türkiye madende, petrolde dışa bağımlı. Niye bağımlı? Çünkü ne petrol üniversitesi var ne maden üniversitesi var. Bırakın üniversiteyi, bir yer bilimleri fakültesi dahi bulunmamaktır arkadaşlar. İnşallah bu fakülteyi kurmak bize kısmet olur. Bu fakülte çatısı altında sektör odaklı, kamu odaklı bir eğitimi tüm dünyaya vermek bizlere kısmet olur diye düşünüyorum. Ve bununla ilgili başlatılan kampanyayı da canı gönülden destekliyorum. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar, jeofizik mühendisliği oldukça önemli katkılar veriyor. Atilla Sefunç hocamız gerçekten 75 girişli, ben de 85 girişliyim. Aramızda bir 10 yıllık dönem var. Demek ki 10 yılda oldukça arama konusunda büyük tecrübeler kazanmış. Tabii sektörde çalışan bir insan, biz kamuda çalışan bir araştırmacı olarak biz tabii ki teorik kısmını anlatıyoruz. Allah Teala benden önce uygulama kısımlarını anlattı. Arkadaşlar, bizler jeofizin hangi konusunu uygularsak aramış olduğumuz durum değişiyor. Görüldüğü gibi çok farklı konuları, maden aramada farklı bir bilim dalını, işte su aramada elektriği kullanıyoruz. İşte manyetik ve gravitede maden arama, radyoaktif gibi konularda da çevre jeofiziği konularını kullanıyoruz. Ama şunu söyleyeyim ki arkadaşlar, dünyadaki petrol çalışmalarının, petrol projenin %90'ı sismik tabanlıdır. Sismik tabanlı bir projedir. Sizler yer bilimi mühendisliği yapacak arkadaşlar, yer bilimlerinde doktora, yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlar şunu bilsin ki dünyadaki yer bilimi projelerinin %90 parası sismik projeler akmaktadır. %10'u diğerleri diye ayırmak lazım. Amerika'daki üniversitelerin yüksek lisans programına bakın. Sismoloji ve jeofizik diye ayrılmıştır. Türkiye'de hala bunu ayıramadık arkadaşlar. Hala her şey bizde, her şey dahil bir eğitim programını burada ikame ediyoruz. Bu da değişmesi gerekir. Bugün Amerika ayırdığı için %14'leri çıkmış. Amerika ayırdığı için, ayrı ve özgün bir eğitim sistemini uyguladığı için bugün %14 üretici olarak dünyaya bağlı petrole ve doğalgaza dünyaya bağlı bir ülke olmaktan kurtulmuş. Çünkü bizler mezun veriyoruz, sektörümüze gidiyorlar, sektörümüz memnun değil. Ben çalıştıracak eleman bulamıyorum diyorlar. O bakımdan nitelikli mühendis, nitelikli yer bilimi mühendisi yetişsin diye TEPA son 5 yılda 150 tane jeofizik mühendisi gönderdi. Çünkü Türkiye'de 4 senede alınan seviyeye bakıyorlar. Bir 3 sene daha okusa Türkiye'de ne olur diyorlar. Ondan sonra petrolde ve doğalgazda bağımsızlığını yakalamış bir Amerika üniversitesine gönderip TEPA kendini ayağa kaldırmaya çalışıyor. Haksız mı arkadaşlar?
tabii ki haklı olduğunu düşünüyorum. Evet, görüyorsunuz bunlar bizlerin çalışma konuları. Tabii arkadaşlar, jeofizik mühendisliği uygulaması yapmadan sondajla petrol arayabilirsiniz. Atilla Sefunç Bey dedi ki biz bir arama sahamızda yüzey jeolojisine baktık, sondajı attık. Sonunda da kapattık dedi. Niye? Verimsiz dedi. Bakın arkadaşlar, 9 tane verimsiz kuyudan çıkan üretim ve kazanım bir tane verimli kuyudan çıkan üretim ve kazanıma eşit. 9 tanesini açarsınız, bir tanesi 50 milyon dolar dedi maliyeti, 500 milyon dolar. Ama bir tane verimli kuyunun bedeline eşdeğer olmaz. O zaman verimli kuyuyu nasıl bulacağız? Kuyularda petrol sahalarında verimli noktalar nedir? Bu noktaları kim gösterecek? Tabii ki jeofizik mühendisliğinin 4 boyutlu görüntüleme teknolojisi, 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi, tabii ki jeoloji mühendislerinin de yorumlama gücüyle birlikte bizler bu verimliliği ortaya çıkartmamız mümkün. Bizlerin boş atacak bir kuruş parası yok. Bizlerin boş bir kuyuya atacak parası yok. Zaten açıklarımız büyük. O bakımdan verimliliği maksimize edecek jeofizik mühendisliği eğitimini ve jeofizik mühendisi uygulamalarını bizler henüz arama yapılmamış Türkiye'de hızlı uygulamaya başlatmalıyız. Bakın arkadaşlar, bu ne kadar doğrulukta bir araştırma yapmak istediğinizi gösteriyor. Görüyorsunuz, başarı oranınız maliyette orantılı. Bu milyon olarak bir sismik bilginin değerini gösteriyor. Mesela bir kuyu açtınız, görüyorsunuz başarı oranını biraz artırabiliyorsunuz. Mesela 7 tane kuyu açtınız, 7 kuyulu bir yerde başarı oranınız 35 milyon dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yani sismik de dahil. Ama siz bu sismiği, işte kablosuz sismik teknoloji, işte VSP'dir, işte 4D sismolojidir gibi çağdaş yöntemlerle %75'e yükseltmek isterseniz, yani %5'lik bir başarı puanı eklemek isterseniz, ilave etmeniz gereken maliyet neredeyse 10 milyon dolar. Ama kazanacağınız nedir? Kazanacağınız, boşatacağınız 45 milyon doları kazanıyorsunuz. Yani her bir doğruluk başına 1.7 milyon dolar veriyorsunuz. Çöpe atılması gereken 9 kuyuya gidecek paraları ne yapıyorsunuz? Kazanıyorsunuz. Tabii ki bu güvenlikli, sismik güvenlikli bir petrol arama stratejisini gerektiriyor ve zorluyor. Ne kadar başarı istiyorsanız o kadar sizi arama. Bizde nedir? Biz ihaleyi çıkartırız. Efendim, işte ihale kanunu değişti. En yüksek veren ve en düşük vereni iptal ederiz. Arkadaşlar, içindeki teknolojiye bakacaksın. Adam kaç boyutlu teknoloji ile çalışıyor? Kaç yüzdelik bir başarıyı ve güvenlikli bir mühendisliği size taahhüt ediyor? Buna bakmadan ya işte en ucuzuna verelim mantığıyla tabii ki işlerde kalite olmuyor ve yer bilimi sektöründe tabii ki ücretler tatminkar olmadığı için Atilla hocamız gibi tabii ülke sevgisi, millet sevgisi olan insanlar Türkiye'de kalıyor. Kalamayanlar Saudi Aramco'ya gidip 15 bin dolar maaşla ayda çalışıyor. Ben Saudi Aramco'nun kurduğu üniversiteye çalıştım arkadaşlar. 15 bin dolardır aylığı. Evet. Gerçekten deneyimli bir jeofizik petrol mühendisinin aylığı 15 bin dolardır. 20 yılın üstü 15 bin dolar. Evet, 20 yılın altı da 10 bin dolardan başlıyor. Evet, fena bir para değil. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bunlar sismiği gösteriyor, bir de sondajı gösteriyor. Sondaj sektörü olduğu için arkadaşlar, sondajlar sismiği sevmez. Niye? Metre başına para alıyor. Sondaj sayısı ne yapar? Sismik azaltır. Azalırsa sondaj sayısı, işte yapıda sondaj, kentsel dönüşümde, yerde sondaj, petrol aramada ne inşaatçılar sever, jeofizik mühendisleri, ne de sondaj mühendisleri sever. Çünkü ne yapıyor? Görüyorsunuz arkadaşlar, yerin altındaki topografiyi jeofizik görüntüleme mühendisliği veriyor. Siz görüyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Sondaj noktasını veriyorsunuz. Ama görüldüğü gibi sondajda iki tane sondaj aldığınız zaman görüyorsunuz, dümdüz bir çizgi görüyorsunuz. Ama oradaki topografik değişimleri, yükseltileri, Deniz Hocam'ın dediği gibi kapanları, kıvrımları göremiyorsunuz. Jeofizik mühendisliği yerin altındaki sizin için bir gözdür. Tabi görmek isteyen. Evet arkadaşlar. Tabi Atilla Bey ne dedi?
poroziteden bahsetti. Ben permeabiliteden bahsedeceğim. Permeabilite görüyorsunuz nedir? Yerin altındaki sıvının ne kadar hızlı akabileceğidir. Burada permeabilite haritası yaparsanız permeabilite noktasında görüyorsunuz mavi yakanlar kötü noktalar, yani verimsiz noktaları gösteriyor. Kırmızılar da verimli noktaları gösteriyor. Yani ne oluyor bu? İşte burada sismik güvenlikli araştırma sizi kırmızı noktalara gösteriyor. Sismik güvenlikli araştırma, yani %75 güvenlikli bir araştırma yap dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Kırmızıyı görüyorsunuz. Ya bırakın %70'te kalsın deyince kırmızı noktaları görme oranınız, şansınız azalıyor. O zaman ne oluyor? Baskın olan mavi noktalar oluyor. Baskın olan gerçekten verimsiz, daha önce bahsetmiş olduğum kapatılmaya mahkum ve örneğinde gördüğünüz gibi kapatılmış kuyularla sonlanıyor ve zarar ediyorsunuz. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar Türkiye kıyıları aranmış, işte ortaları bakir bir ülke. Tabii ki ancak bu kadar olur. Yani ancak bu kadar olur. Bunlar sismik hatlarımız ve denizlerde işte aranmış hatları görüyorsunuz. Evet, bunlar da yapılan aramaya göre belirlenen potansiyel alanları, üretim kuyularını ya da inceleme kuyularını gösteriyor. Detaya girmek istemiyorum. En önemli harita da arkadaşlar Türkiye'de petrol bulunabilecek potansiyel alanları gösteren alan. Bu potansiyel alanları gösteren alanlar görüyorsunuz burada. Oldukça yüksek sayıda. Nereden baksanız bu potansiyel aramaları, bu potansiyel alanlarda arama yapmaya bugün başlasanız $20 milyar bir en azından bir arama bütçesi, en azından 20 senelik bir arama işçiliği gerekiyor. Yani Türkiye oldukça bakir, boş bırakılmış. Bu boşluğu yabancı şirketler ne kadar doldurur onu bilemiyorum. Yani yabancı şirketler giriyor, Alaaddin'i giriyor, Transatlant'ı giriyor, Pasifik'i giriyor. Türkiye yabancı şirketlerin işgalini açık, gerçekten bir açık ülke. Biraz güvenliğini hem yerin altına açılmayarak hem de dışarıdan gelen şirketlere kapı açarak bir güvenlik zafiyetinde bulunan bir ülke durumunda arkadaşlar. Evet, enerjiye gelelim. Gerçekten takdir ediyoruz. TEPA artık Türkiye sınırları dışında da araştırma yaptı. Ama dünya ayda araştırma yapıyor arkadaşlar. Biz TEPA sınırlarımızın dışına açıldı diyoruz. Dünya, bakın arkadaşlar, ayda araştırmaya başladı. Bakın Amerika'nın 2023 vizyonlarına bakın. Almanya'nın bakın. İşte görüyorsunuz Çin'in bakın. Hepsinin ayda enerji yatakları arama, petrol yatakları arama vizyonları var. Biz de arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Türkiye'de yer bilimleri fakültesi yok. Yer bilimleri üniversitesi yok. Türkiye'de yer bilimleri yanına enjekte edilmiş, eklenmiş planetary diye, gezegen diye bir şey yok. Genelde Amerika'daki üniversiteler yer ve gezegen mühendisliği bölümleridir. Bizler gezegenleri zaten atmışız. Tabii bu cumhuriyeti kuran istikbal göklerde demiş ama istikbale bakacak, Türkiye'nin istikbalini arayacak bölümleri biz eklememiş. Yerin altına da bakmadığımızı anlıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Yerin altına da bakmamışız. $60 milyar olması gereken $2.5 milyar da kalmış. Evet arkadaşlar, demek ki bir zihniyet devrimine acilen ihtiyaç olduğu burada gözüküyor. Görüyorsunuz işte helyumu nasıl getiririz? Ondan sonra görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü gezegenlerde araştırma yapılıyor. Ve biz de araştırmaya umulur ki başlarız günün birinde diye temelde bulunuyorum. Evet, şimdi sismik güvenlik nedir? Tabii oldukça önemli bilgiler var. Ne deniyor? Amerika'da unkonvansiyonel türden petrol arama başlıyor. Unkonvansiyonel. Nedir? Kırma. Kırıyorsunuz arkadaşlar. Kırma ne demektir? Kırma ne demektir? Deprem demektir arkadaşlar. Öyle değil mi? Kırıyorsun yani. Ne yapıyorsun? Yüksek basınç uyguluyorsun. Kırıyorsun. Arasına da müdürümün dediği gibi kumu dağıtıyorsun böyle. Bir de itme şey yapıyorsun böyle. Düşeğine, yatayına böyle ne yapıyorsun? Basınç uyguluyorsun. Ve yerin altında beşeri gerilme oluşturuyorsun. Ve sonunda ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? Bugün beklenen büyük Amerika depremi Kaliforniya fayında beklenmiyor. Beklenen büyük Amerika depremi, hiç deprem olmamış Oklahoma'da bekleniyor. Texas depremleri de kitaplar var. Tabii ki konvansiyonel arama ne yapıyor? Bir bölgenin kaderini değiştiriyor. Bir bakıyorsunuz bugün Kaliforniya'da olan deprem sayısı Oklahoma petrol sahasında
petrol ve doğalgaz sahasında olan deprem sayısından daha az. Yani deprem kaderi değişmiş. Oklahomalılar sokağa çıkmışlar, protesto yapıyorlar. Artık bırakın diyorlar, yani rahat yaşayalım diye. Artık petrolden de, enerjiden de zaten geçmişler, kendi can dertlerine düşmüşler. Evet, görüldüğü gibi beşeri depremlerin nedeni işte baraj doluluğu, atık suların yerin altına pompalanması, petrol üretimi, sıcak su çıkartılması, işte bizim Batı Anadolu biliyorsunuz dünyanın en zengin sıcak su potansiyeline sahip. Son zamanlarda yavaş yavaş çıkarmaya başlıyoruz. İşte sıcak su çıkartırken ne yapıyoruz? Gerilim oluşturuyoruz. Madencilik patlatma yapıyoruz. Nükleer denemeler, Sayın Hocam burada bir deneme yapamadık. Çünkü nükleer merkez seviyesinde kaldık. Öyle mi? Nükleer merkez seviyesinde ancak bir reaktör çalıştırırsınız. Sayın Başkanım da 18 yıldır çalışmayan bir reaktörü çalıştırma başarısını gösterdi. Ancak bu kadar yani Türkiye'de yapılan işler bu arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz beşeri depremler örneklerden bahsediyoruz. İşte arkadaşlar, insanlar boş durmuyor. Görüyorsunuz bazen yerin altına sıvı enjekte ediyor. Bazen madencilik yapıyor. Ve bazen de barajlar ile ne yapıyor, oranın işte her yerin bir kapı var, öyle değil mi? Bakıyorsunuz Koyna depremi 6.3. Genelde derslerimde bunu anlatırım. Koyna'da hiçbir deprem olmamış. Ama Koyna'da büyük bir baraj yapılmış. Oranın baraj kralı diye bir kralı varmış. Sonrasında deprem olmuş arkadaşlar yani. Yani 6.3 büyüklüğünde bir deprem. Önemli bir deprem meydana gelmiş. Ve diğer benzeri depremler de dünyanın değişik yerinde 7.2, 7.9 gibi. Bunlar tabii ki tektonik depremler. Diğer depremler de meydana gelmiş. Bunlar beşeri depremler. Şimdi tabii bizim genellikle hidrolik dediğimiz depremler, fracturing dediğimiz, fracking dediğimiz, işte o kırıp ara sıra kumu şey yaptığımız depremler genelde -2 civarında depremler olarak biliniyor. Tabii bunlar yakın bir fay zorunda sizler şey yapıyorsanız, genelde petrol de doğalgaz da fay zonlarında bulunuyor. O fay zonlarında tabii ki deprem üretmek için gerilen, içindeki enerjiyi her gün büyüten bir gerime düzeni var. O gerime düzeni ne yapıyorsunuz siz? Yapmış olduğunuz bu aramalarla, arama kısmında değil, üretimlerle ne yapıyorsunuz? O gerime düzenini biraz daha hızlandırmaya ya da biraz daha katkı sağlama noktasında emek veriyorsunuz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, Oklahoma'dan örnek verdim. Bunlar eski sorunlar. 2011'de bir deprem olmuş. Rock fracturing relation to, yani kaya kırmayla, işte adam kırıyor kayayı. Tabii böyle %14'lere çıkmış ve sonunda depremleri meydana getiriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu da yine Arkansas'ta olan bir deprem. Yine görüyorsunuz insanoğlu ne yapıyor? Deprem meydana getiriyor. Eskiden soru sorarlardı, insanlar deprem meydana getirebilir mi? Artık yani emin olarak diyorum, gerçekten getiriyor. Ve büyük de depremler meydana getiriyor. Yani bunlar özellikle gelişmemiş, gerçekten kentsel dönüşümünü tamamlamamış ve afete açık ülkeler için bunlar önemli depremler. Burası tabii ki Japonya gibi gelişmiş bir ülke olsa, yapılaşma anlamında bunlar nedir arkadaşlar? Sallardı geçerdi yani, gelirdi geçerdi derdik. Evet, görüyorsunuz bu da UHCS'ten almış olduğum bir çalışma. Amerika'nın talihi niye 2008'den sonra değişti diye bir araştırma var. Görüyorsunuz 2008'den sonra Amerika tabii ki petrol üretimini ne yapmış? Kırma ya da hidrolik yöntemle şey yaptığı için neredeyse klasik, yani eski klasik yöntemli zamanlardaki deprem kaderi değişmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz normal oranı yılda 21 iken artık yılda 151 depremin olduğu bir ülke haline gelmiş. Yani deprem güvensiz, sismik güvensiz bir ülke olmuş. Tabii her şeyin bir bedeli var arkadaşlar. Yani her şeyin bir bedeli var. Tabii ki petrolün bir getirisi var. Tabii ki bunun karşılığında da, kırmanın sonucunda da sismik olarak ortaya çıkan bir güvensizlik var. Tabii bunu biz nasıl takip edeceğiz? Bunu tabii ki derin, yatay, sismik izleme istasyonları takip edeceğiz. Türkiye'de sismik istasyonlar sayısı 800 ulaştı. Tabii ki bu istasyonlarla ne kadarını takip edebilirsiniz, Türkiye'de o kadarını takip edebilirsiniz. Tabii Türkiye'yi takip edecek bir üretim sektörü, bir petrol sektörü de
buluşmadı, daha da oluşmadı. İşte Trakya'da varmış, Güneydoğu'da varmış, yavaş yavaş hidrolik kırmalı üretimlere geçecekmişiz. Yani yavaş yavaş biz de sallanmaya başlayacağız. Yani şöyle biz de harita yapacağız. İşte ankonvansiyonel dönemden önceki depremler şu kadardı. Bizler işte ankonvansiyonel döneme geçince depremler böyle sıçradı diye ben de bir harita belki de birkaç yıl sonra hazırlayacağım. Türkiye'nin değişen deprem kaderi diye tabii ki üretimle birlikte bunu göstermiş olacağım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, Arkansas'ta bir örnek. Şey, genelde Türkiye Sayın Başkan'ın bahsettiği Trakya'da dünyanın en önemli şehir yataklarından biri var. Görüyorsunuz meydana gelen depremler arkadaşlar. Tabii ki bunlar önemli depremler olarak 4.7 büyüklüğünde bir deprem. Yani Marmara'da bile insanlar korkuyor değil mi? Marmara'da bir 4.7 büyüklük deprem olduğu zaman herkes bir şey yapıyor, ne oluyoruz diye söylüyor. Artık bunlar olağan olacak. 4.7'ler, 5.1'ler. Tabii ki Amerika standardında bir petrol arama standardına bizi yakaladığımızda bunlar çok normal olacak yani. Çok normal, böyle beşik gibi sallanacağız. Umarız ki bu standarda geçmeden önce kentsel dönüşüm biter. İnsanlar evinde sallanır yani, keyifle sallanır. Evet arkadaşlar, bunlar genelde ilave edersek işte demek ki baraj doluluğu, madencilik ve görüldüğü gibi kırma eksenli deneyler. Burada tektonik faylar. Tabii burada yüksek bir basınç veriyorsunuz. Onlar ne yapıyor? Yanlara doğru yatay basınçlar oluşturuyor. Burada zaten gerilmesini büyüten, enerjisini büyüten yapıya ne yapıyor? Yavaş yavaş o da bir hareket veriyor, bir gaz veriyor. Evet arkadaşlar, bunlar da beşeri depremler işte, örnekler farklı şekiller olarak koydum. Türkiye'de de beşeri depremler olmuyor değil. Nasıl farkına vardınız? Şu anda Kandilli deprem sesini güncelledi. Orada bütün depremler, yalnız depremler ve yalnız patlatmalar diyorsunuz. Ben burada yalnızca patlatmaları seçtim. Arkadaşlar, Türkiye'de patlamaya başlamış artık. Bakın her taraf patlıyor. Yani diyoruz ya madencilik bilmem ne. Ya arkadaşlar, bu patlamanın sınırı nedir? Nereye kadar patlatacak? Hangi saatte patlatacak? Hocam maden mühendisi gece mi patlatacak? Gündüz mü patlatacak? Bunun bir standardı yok. Standart gelmeden önce bakın arkadaşlar. Yani Kandil'in bir şeyinden dolayı bu Türkiye'nin patlatma şeyini, dağılımını görüyoruz. Bunların tabii kökeni nedir onu bilmiyorum. Tamamen maden patlatması mıdır? Yoksa tamam yani ankonvansiyoneller başladıysa şurada mesela bakın Trakya'da bir şeyler başlamış. Bunlar nedir acaba? Bunlar acaba var mı orada ankonvansiyonel petrol üretimi var mıdır? Bilemiyorum ama anlaşılıyor ki bu beşeri deprem haritamız da güncellenecek. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, işte patlatma olayı şöyle oluyor. Buradan yüksek suyu veriyorlar. Yüksek basınç geliyor. Ve buradaki şeyi ne yapıyor arkadaşlar? İçine kırıyor yani. Yüksek basınçta kırıyor. İşte kumu da yüklüyor ve böyle yukarı doğru üretim artıyor. Buna enhanced oil recovery deniyor. Bu şekilde yerin altındaki petrolü daha çok üretiyorlar. Bir günde 70 bin var ise ne yapıyor? 170 bin varile çıkartıyorlar. Evet, görüldüğü gibi son Amerika deprem servisinin yapmış olduğu bir araştırma. 2014'te yayınlandı. Görüldüğü fluid injection, işte bu konvansiyonel yöntemlerin meydana getirdiği depremler kırmızıyla gösterilmiş. Bakın arkadaşlar, 6'ya büyüklüğüne yakın depremler de meydana geliyor. Yani minimum 2'den başlıyor. Bunlar da konvansiyonel yani beşeri depremler. Diğerleri nedenleri bilinmiyor. Doğal olabilir. Başka neden de olabilir. Evet, görüldüğü gibi demek ki Amerika ankonvansiyonel teknolojinin karşılığında deprem olarak görüyor. Evet, bu da bir test arkadaşlar. BSS Amerikan Deprem Odası'nın bir dergisi. İşte bir fluid injection deneyi yapılıyor. 9 kilometre bir sondaj açılıyor ve yerin altına yüksek basınçlı sıvı basıncı yapılıyor ve deprem üretiliyor. Yani bu da ne yapıyor? Amerikan Deprem Cemiyeti'nde basılan bir yayın, yerin altına yüksek basınçta su pompalarsanız işte depremlerinizi alırsınız diyor. Ne oluyor? İnsanlar deprem üretir diyor. Yani bu da son çıkan bir yayın. Son değil arkadaşlar. Yani epey eskiden bilinen bir yayın. Bu da arkadaşlar görüldüğü gibi injection ve production. Yani iki türlü ne yapabiliyorsunuz?
şey yapabiliyorsunuz, deprem üretebiliyorsunuz, yerin altına pompalama, bir de üretim. Yerin altına ne kadar çekiyorsun? Şey, bugün 70, günde 70 bin varil mi üretim, 170 bin varil mi üretim? İşte başkanım diyor ki isterse Kuzey Irak'taki üretim şu kadarı da çıkabilir. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Üretim çıktıkça deprem sayısı çıkıyor yani. Bakın bunlar nedir? Görüyorsunuz, bu tabii ki basınç. Bunlar da görüldüğü gibi production'a bağlı gerilme. Bunlar da onun karşılığı depremler olarak. Tabii ki bu eksperimentte ortaya çıkan gerçekler arkadaşlar. Evet, bu da tekrar. Tabii o zaman biz ne yapacağız? Sismik risk yönetimi, sismik güvenlik yönetimi nasıl yapacağız? Managing the seismic risk posed by wastewater disposal. İşte wastewater dediğimiz kırma olayı. O zaman ne yapmamız lazım? Demek ki bizlerin yerin altını dinlememiz lazım. Gerilme nerede büyüyor? Büyüdüğü yerde üretimi dur diyeceksin. Gerilmenin düştüğü yerde üretime çık diyeceksin. Yani in çık nedir? Bir yönetimdir. Nerede in diyeceksin, nerede çık diyeceksin. İşte buna ne diyoruz? Sismik güvenlik yönetimi diyoruz. Demek ki sismik güvenlik mühendisliğine ihtiyacımız var. Ama ondan önce de o mühendislerin çalışabilmesi için de sismik güvenlik izleme ağına ihtiyacımız var. Görüyorsunuz bu Arabistan, ben Arabistan Petrol Üniversitesi çalıştım. Bunlar da Arabistan'da açılan petrol kuyuları. Bu da ben orada çalışırken olan bir deprem. Bu depremden sonra bölüm başkanı dedi ki bana bir proje hazırla. Ne projesi? Sismik güvenlik projesi. Yani 2006 yılına kadar gidiyor benim bu konudaki ilgim. Birdenbire Gavar denen işte Arabistan, o yerin hiçbir deprem olmamış arkadaşlar. Yani genelde Arabistan'ın doğusunda petrol çıkar. Orada hiç deprem olmamış. Ama birden deprem olunca ne oldu? Millet ve halk telaşlandı, hiç depremi hissetmemişler. Biz de bir nedenini araştırmak için bir proje sunduk. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar, projenin adı bu. Gavar alanında mikro sismistenin izlenmesi. Ben projeyi hazırladım. Saudi Aramco'da ihale etti. Onlar yaptı yani. Projeyi ben yazdım. Onlar da ihale etti. Ve gerçekleştirdiler. Burası petrol sahası. Evet, yani Gavar petrol sahası. Dünyanın en büyük petrol sahası arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Suudi Arabistan'ın 50 yılda petrol üretimi, yani varil başına petrol üretimi büyütme statisi. Ben oradayken 2007 yılıydı, görüyorsunuz. Büyütüyor. Tabii ki büyütmek ne demektir? Riski de büyütüyorsunuz yani. Oradaki evler oldukça bizdeki evlere göre daha da dayanımsız, mühendislik diyor. Böyle bir büyütme stratejisi geliştirmişler. Bu projeyi tamamladık. Ne önerdik arkadaşlar? Dedi ki madem petrolü burada üretiyorsun, o zaman burayı dinleyeceksin. Gerçekten sallantının nedeni burası mı? Sen üretirken petrol başka şeyde üretiyor musun? İşte bunu izlemek için ne yapmanız lazım? Bu kırmızılarla gösterilen şeyler lokal sismometre istasyonları. Bu mavilerde telemetrik, her yerden depremi izleyen insanlar, işte genelde beşeri depremlerle her yerden gelen işte tektonik depremleri aynı anda izleyelim. Gerçekten burada bir gerilme yükselimi varsa burada üretimi çek, burada düşmüşse burada üretimi yükselt. Ya ne yap? Sismik yönetim mühendisliği için bir altyapı oluştur diye proje sunmuştuk arkadaşlar. Aynı şeyi nerede sunduk? Bu da Enerji Bakanlığı'na sunmuş bir proje. Bunlar sunuyoruz artışlar da, yani ne oluyor, bir şey oldu diyor. Bu da Elbistan'da bir projemiz vardı. Elbistan'da dedim ki bakın, sismik güvenlik yönetimi yapmazsanız sizler sismik güvenlik tabanlı bir üretim yönetimi yapamazsınız dedim. Bu projeyi ürettim, orada da sunumunu yaptım Elbistan'da. Bu sarılar kuyu içi sismometreleri gösteriyor. Kırmızılar da yüzeydeki mobil deprem izleme sensörlerini gösteriyor. Bunlar da maden ilerleme sahasını gösteriyor. Yani böyle güvenli ilerleyeceksin. Bakacaksın. Gerilme ne durumda? Burada mı yükselmiş? Burada mı yükselmiş? Genelde maden sahalarında heyelanlar oluyor. Toprak kaymalar oluyor. Biliyorsun Elbistan'da bir toprak kayması olmuştu. İşte toprağa kaydırmayacak şekilde şey yap. Gerilmeyi kontrol edecekli bir projeydi. Bu da tabii ki bizim proje dosyalarımız arasında kaldı. Uygulanmış da değil. İşlemede alınmış değil. Üzücü bir durum gerçekten. Bu da son Amerika'da bir petrol sahasında önerilen bir sismik güvenlik sistemi. 100 metre derinlikli kurulması önerilen, görüyorsunuz.
sismik istasyonunun dağılımı. Yani petrol sahasını ne yapıyorsunuz? Eşit uzaklıkla yatayına düşeğine ne yapıyorsunuz? Kaplıyorsunuz. Ve burada ne yapıyorsunuz? Güvenlikli bir üretim yapıyorsunuz. TPA Genel Müdürlüğü'nde ziyaret etmiştim. Yurdakul Bey vardı. Bir baktım dedim, bunlar deprem mi dedim. Yok, bunlar üretim kuyuları dedim. Dedi bana. Allah Allah, üretim kuyusu. İzleme kuyuları nerede dedim. İzleme kuyumuz yok dedi. Yani arkadaşlar, bunlar izleme kuyusudur. Yani meydana getirdiğin gerimeyi bir defa izleyeceksin yani. İzleyeceksin ki, öyle değil mi? Oradaki tesis güven, bir tane kuyu kapansa orada bir gerilme ya da bir kaymayla 50 milyon dolar maliyeti var. O nedenle bizlerin amacı üzüm yemek, öyle değil mi? O zaman bu şekilde izleme kuyularını da yerleştirmemiz gerekir. Zaten strateji başkanımız da burada. Bilemiyorum, 2020 stratejisine belki bunu da eklerler. Amerika'da durum böyle. Tabii Amerika gibi olmak istiyorsak, arkadaşlar, bu Oklahoma'da, Texas'ta, Arkansas'ta fracking no diyorlar. Yani istemiyoruz diyorlar. Ya böyle petrol üretimi olmasın diyorlar. Böyle petrol üretimi artık bitsin diyorlar. Onlar memnun değiller. Tabii Amerika yönetim memnun. Onların kasası doluyor. Görüyorsunuz, bunlar what fracking, işte deprem fırtınaları. İşte deprem fırtınaları böyle başlıyor arkadaşlar. Yani bir ortamın kaderi değişiyor. Amerika'da deprem fırtınaları, yani beşeri deprem, fracking depremlerden sonra gelen kırılmalar. Bunlar da yeter artık diyen halk arkadaşlar. Görüyorsunuz, halk sokağa dökülmüş vaziyette. Bizler halkımızın sokağa dökülmesini istemiyorsak, bizler gerçekten sismik güvenlikli yönetim modeline geçmemiz lazım. Strateji başkanımız da burada. Umarım geçilir. Umarım gerçekten sismik güvenlikli madencilik, sismik güvenlik petrol yönetimi düzenine ülkemiz gelir. Umarım Türkiye petrolleri 60 milyarlar düzeyine çıkar. Bizi aktaracak kaynak ve parası kasasında dolar diye temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Makul olmayabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Eğer başka soru yoksa...